Evet, çekiyoruz. Allah, bismillah. Allahu ekber. Öyle değil mi? Maşallah. Evet. Kardeşimiz Gökhan Akay. Cenab-ı Pınarlar'la gurur duyuyorum. Gökhan Akay kardeşimiz kickbox sporunda 2011 yılında Gürcistan şampiyonu olmuş. Ayrıca 2014 yılında K1 kategorisinde yine dünya şampiyonu. Kafes dövüşünde dünya ikincisi. 6 adet Ege bölge şampiyonluğu, 3 adet İzmir şampiyonluğu, Ege 2017 yılında Ege bölgesinde şehit Halis Demir, şehidimiz Ömer Halis Demir adına düzenlenen turnuvada yine birinci olmuş, şampiyon olmuş. Tekrar 2017 yılında şehidimiz Fethi Sekin'in adına, anısına düzenlenen şampiyonada yine birinci olmuş. Onu kutluyorum. Onu tebrik ediyorum. Yani bunları, şampiyonlukları o kadar çok ki anlatmak adına ancak not kağıdına not almış bulundum. O şekilde ancak anlatabildim. Yani bizim gençlere imkanlar tanındığı zaman gerçekten de cevherleri meydana çıkmış oluyor. Onun için sporun her dalına biz Ceylan Pınar Belediyesi olarak yatırım yapıyoruz. Ceylan Pınar Belediyesi olarak bünyemizde şu an 2 tane futbol takımı var. Bir bedensel basketbol takımımız var, engellilerin. Atı satranç kulübümüz var. Bisiklet takımı da yeni kuruldu. Yani Ceylan Pınar'da gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Bizim gençlerle beraber, inşallah gençlerle beraber bu işi sürdüreceğiz. Gençlerin yönünü spora teşvik edeceğiz. İnşallah ileriki zamanlarda gençlerimizden farklı spor dallarında Türkiye ve dünya şampiyonlukları da inşallah görmüş olacağız. Bugün mesela bedensel basketbol, engelliler basketbol takımımız şu an Süper Lig'e girmesi için şu an 4. sırada. İnşallah yakın bir tarihte başarılı olursak 1. ligde oynuyorlar. Süper Lig'e girersek, yani yarın önümüzdeki sene Ceylan Pınar'a Eczacıbaşı gibi, Galatasaray gibi basketbol takımları gelip burada Ceylan Pınar'da oynamış olacaklar. Bu çocukların önüne açtığımızda gerçekten başarılı olduklarını görüyoruz. Satranç takımımız, yani mazisi 7-8 aylık olmasına rağmen Urfa'da yapılan turnuvada birinciliği kazandık, dördüncülüğü kazandık. Mersin'de yapılan bölge turnuvasında ikinciliği, dördüncülüğü kazanmış olduk. Yani sıfır bir takım, 8 aylık bir takım. İnşallah satrançta da ileriki dönemlerde Türkiye bir de dünya şampiyonluğunu da kazanmış olacağız. Artı bak şu an Ceylan Pınar Bedensel Engelliler basketbol takımımızda bir çocuğumuzu mesela şeye vermiş olduk. Milli takıma, şu an milli takımda oynuyor. İnşallah sporda Ceylan Pınar ileriki yıllarda, ileriki süreçte Türkiye'de daha fazla isminden söz ettirecek. Artık Ceylan Pınar terörle, bombalarla anılmayacak. Spor müsabakalarında madalyalarıyla anılacaktır diye düşünüyorum. Onun için de elimden gelen her şeyi yapmış oluyorum. Bu arada tekrar bu güzel kardeşimizi, Gökhan Akay kardeşimizi tebrik ediyorum. Onu da öpeceğim. Değil mi kardeşim? Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye. Ceylan Pınar'da doğdum. Burada büyüdüm. Daha sonra İzmir. İzmir'de kickbox branşına başladım. İlk etapta İzmir şampiyonluğu, birkaç tane şampiyonluğum oldu. Ondan sonrasında Ege Bölge şampiyonluğu. Uluslararası dünya şampiyonluklarına ufak ufak adım attım. Ve hepsine de başarılı oldum. Allah yüzümüze kara çıkarmadı. Bundan sonra da çıkarmayacak inşallah.
Bundan sonraki adımım Ceylanpınar adına, Ceylanpınar gençleri adına daha büyük adımlar atmak. Ceylanpınar'daki gençlerimizi imkanlarımız dahilinde olabildiğince terörden, siyasetten, uyuşturucudan, sokaklardan alıp ülkeye, vatana, millete, öncelikle de ilçemize hayırlı evlatlar yetiştirmek olacak. Bunun temellerini atmaya başladık. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyleri başaracağız. Senin anınızdan bakıyorum orada. Allah razı olsun. Amca bir de... Ceylanpınar şartlarında, Ceylanpınar imkanlarında böyle bir evlat yetiştirdiği için defalarca dünya şampiyonu, Türkiye şampiyonları olan bir evlat yetiştirdiğin için ona da ayrıca teşekkür ediyorum. İlk önce Hutluk, ondan sonra İzmir'e gönderdik. Orada sporla ilgilendi. Başka işlerle de ilgilenebilirdi. Aynen. Evet, şu anda Ceylanpınar'da hizmet vermektedir. Gençlerimize kickbox ve diğer spor dallarında eğitim vermektedir. İnşallah daha iyi günlere geleceğiz. Bunun da adımlarını atmaya başladık. Sayın Başkanımızın da yardımlarıyla inşallah daha güzel günler yaşayacağız. İnşallah. Her zaman emrinizdeyim. Sağ olun başkanım.